Amerika Birleşik Devletleri'nde istihdam artışı beklentilerin altında kaldı. Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük ekonomisinde tarım dışı istihdam 80 bin kişi yükseldi. İşsizliğin düşürülmesi için yeterli olmayan bu artış, Federal Reserve'ün ekonomiyi canlandırıcı önlemler alma ihtimalini de yükseltti. Çünkü bankanın görevleri arasında işsizliği düşürmekte bulunuyor. Fakat mali krizin ardından yavaş bir şekilde gerileme trendine giren işsizlik oranları son 2 ayda duraksadı ve %8,2'de sabit kaldı. Zayıf istihdam rakamları Avrupa'daki borç krizinin ekonomik yavaşlamaya neden olduğu yorumlarını güçlendirdi. Önceki aylara ait verilerin de aşağı yönlü olarak revize edilmesi endişeleri daha da yükseltti. Yüksek işsizlik, Kasım ayında zorlu bir seçime hazırlanan Başkan Barack Obama'nın işini bir hayli zorlaştıracak. Çünkü rakibi Cumhuriyetçi aday Mitt Romney seçim kampanyasında en önemli silah olarak Obama'nın başkanlık döneminde istihdamı yeterince arttıramamasını kullanıyor. Bundan sonra seçimlere kadar her ayın ilk cuması Barack Obama için hiç de sevimli olmayacak gibi duruyor. İşsizlik oranları aynı kalır ya da daha kötüleşirse manşetler başkan için hiç de hoş olmayacak. Beyaz Saray bu durumun mutsuz seçmenlerdeki değişiklik isteğini yükseltmesinden korkuyor. From Washington, I'm Stefan Grober.